Bizlere cezaevlerinden mektuplar geliyor. Aileler ve avukatlar aracılığıyla başvurular geliyor. Ve bize gelen bu başvurularda en çok yaşanan hak ihlali, sağlık hakkı ihlali olduğunu anlıyoruz. Ne yazık ki cezaevlerinde sağlığa erişim hakkı, sağlık hakkı ihlalleri de kanayan bir yaran. Çünkü ülkenin aslında demokrasi durumuyla da ilişkili. Çünkü dışarıda ne kadar antidemokratik uygulamalar fazla olursa cezaevlerinden de anladığımız, bize gelen başvurulardan anladığımız kadarıyla daha fazla olabiliyor. Şimdi cezaevinde sağlığa erişim hakkı ile ilgili, sağlık hakkı ihlalleri ile ilgili çok başvuru aldığımızı söyledim. Sağlık hakkı aslında yaşam hakkının bir parçası. Yani her insan için temel bir haktır. Cezaevinde yani olan tutuklu ve hükümlüler, işte cezaevindeki mahpuslar için aslında bir hapsedilme hali var. Yani sadece seyahatinden, istediği gibi seyahat etme özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerdir cezaevinde olan kişiler. Onun dışındaki bütün haklar açısından dışarıda olan biriyle eşit haklara sahiptir. Ve bununla ilgili birçok sayıda uluslararası, ulusal sözleşmeler vardır. Bu sözleşmelerin gereği nedir? Özü şudur. Hani hepsine böyle tek tek değinmeye belki gerek yok. Hepsinin özü cezaevinde olan bir kişiye insan haklarının gereği olarak insan onuruna yaraşır bir şekilde davranmak gerekiyor. Yani bu cezaevinde olan bir kişi dışarıda nasıl bir sağlık hizmeti alıyorsa aslında içeride de o devam etmeli. O hakka erişim engellenmemeli. Yani yattığı yerin niteliğinden, işte içme suyunun hijyenik durumu, yemeğe yeterli ve doyurucu bir yemek yemeğe erişiyor olabilmesi, temel koruyucu sağlık hizmetlerine erişiyor olması, cezaevinde revir dediğimiz yerde bir sağlık personelinin olması ve ona ulaşabiliyor olması, tıbbi malzemelere ulaşıyor olabilmesi açısından dışarıda olan biriyle eşit haklara sahiptir. Şimdi evet hem basından hem dediğim gibi bizlere gelen başvurular üzerinden de bildiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde cezaevinde kalamaz şeklinde raporlar alınmasına rağmen ne yazık ki Adli Tıp Kurumu'na gittiğinde cezaevinde kalabilir yönünde beyan verilebiliyor. Bunlardan biri de Aysel Tuğluk. Yani Aysel Tuğluk tanınmış bir kişi olduğu için belki böyle daha bilindik oluyor. Ama Aysel Tuğluk gibi aslında cezaevinde olup da belki ismini bilmediğimiz, duymadığımız, basına yansımamış kişiler de olabiliyor. Ya bu ne yazık ki evrensel hekimlik değerleriyle bağdaşmıyor. Yani bunun hem hukuken hem vicdanen sorumlulukları vardır. Çünkü bizler bir yemin ederken hastamızın o Hipokrat yemininde hastamızın din, dil, ırkına işte görüşlerine, ideolojik görüşüne bakmaksızın aslında muayene edeceğiz ve ona gerekli hizmeti sunacağız diye yemin ediyoruz. Bu yüzden yani şimdi Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde bir heyet tarafından, uzman hekimler tarafından değerlendirildiğinde cezaevinde Aysel Tuğluk için mesela diyebiliriz ki Kocaeli Tıp Fakültesi'nin verdiği bir rapor vardı. Cezaevinde kalamaz diye ama Adli Tıp Kurumu ne yazık ki aksi yönde bir görüş bildirmiştir. Yani şimdi uzman hekimler tarafından değerlendirildi ve cezaevinde kalınamaz denildi. Ama Adli Tıp Kurumu'nun böyle bir yönde bir beyan vermesi evrensel hekimlik değerleriyle bağdaşmıyor ne yazık ki. Bize gelen başvurular oluyor. Gerek cezaevinden gerek avukatlar üzerinden hem yaşadıkları sağlık hakkı ihlallerine yönelik. O durumlarda bizler yani daha çok bizden uzman görüşü, bizim İnsan Hakları Komisyonumuza geliyor bu başvurular ve bizim İnsan Hakları Komisyonumuzdan şöyle talepler olabiliyor uzman görüşü. Biz de bir ilgili hasta bir, hani eğer bir sağlığa erişim hakkı varsa onunla ilgili uzman görüşü verebiliyoruz alternatif rapor olarak. Yani şu an cezaevleri aslında kapasite de çok fazla olduğu için yani sağlık hakkı ihlalleri şöyle sonuçlar da doğurabilir. Kapalı hani kalabalık ortamlar bulaşıcı hastalıkların yayılması için de elverişli ortamlar oluyor. Yani bu kapasite artırılmış çünkü hijyen de olmuyor ne yazık ki kapasite fazla olunca. Şimdi buna yönelik
temel koruyucu sağlık hizmetlerine erişim olmalı. Sağlık emekçisine, yani bir revirde hekime, sağlık çalışanına ulaşabilmeli kişi. Ve tabii ciddi hastalığı olan, cezaevinde yaşamını tek başına idame ettiremeyecek olanların da bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Yani uzman hekimlerin olduğu bir heyet tarafından değerlendirilmiştir. Ve onun da aslında cezaevinde kalamaz yönünde, eğer o uzman hekimler tarafından bir görüş bildirilmişse mutlaka tahliye olması gerekiyor. Yani basına da yansıdığı üzere.